Şimdi biz ulus devlet kurduk. Şimdi ulus devlet kurmak kolay bir şey değil. Yani özellikle imparatorluktan ulus devlete geçiyorsanız bir kere paramparça olmanız gerekiyor. Parçalandıktan sonra da o parçaların bir kimlik inşa etmesi gerekiyor. Ve biz kimlik inşa ederken Osmanlı son döneminde entelijansiya sadece Fransızca bildiği için, yani sadece değil ama çoğunlukla Fransa'dan beslendiği için Fransız türü bir uluslaşma yaptık biz dil üzerinden. Ve kimlik olarak da nasıl onlar Fransız dedi. Çünkü orada 7-8 farklı dil konuşuluyordu. İşte insanlar köyden kente göç ettirildi falan, bir kimlik inşa edildi dil üzerinden. Biz de bir dil ve din ya da toplum bir arada tutacak şeyler inşa ederken biliyorsunuz Osmanlı son döneminde İslam terakkiye manidir şeklinde bir söylemin neticesinde Frenandı, insanlar evet. hani cevaplar vermeye başladılar. Dediler ki hayır, terakkiye mani değildir ama şöyle mesela Osmanlıcı bir şekilde ayakta kalabiliriz ya da biz batılılaşabiliriz, dinimizi de kaybetmeyiz. Ya da batılılaşabiliriz, din de önemliydi. Dini de rafa kaldırabiliriz. Ya da biz milliyetçi olabiliriz diyenler oldu. Ya da biz ancak İslam'la berhudar oluruz. Şimdi bu milliyetçi olanlarda üç türlü bir yaklaşım var. Bir Ziya Gökalp'in yaklaşımı, ikincisi Yusuf Akçura'nın, üçüncüsü de Fuat Köprülü'nün yaklaşımı. Burada bu Türk İslam'ı mevzusu biraz Fuat Köprülü Evet. kaynaklı geliyor. Çünkü Yusuf Akçura'nın dünyasında mesele tamamen Türklerin şanlı yürüyüşüdür. Onlar izzet vermişlerdir. Eğer Müslüman oldularsa onlar İslam'a izzet vermişlerdir. İslam onlara izzet vermemiştir. Ya da önceki dinlerinde neyse, yani önemli esas olan aynı Avrupa merkezli bakış açısından nasıl merkezde Avrupa varsa burada da Türkiye'yi merkeze alan bir şeyi. Ziya Gökalp de diyor ki işte bu hani bunu yadsıyamayız. Din bizim bir değerimiz. Önemli olan Türk kimliği üstte ve dil üzerinden, ırk değil. Bunun alt şeylerinde din de var. Bu din bizim bir parçamız. Bunu muhafaza edelim. Ama Fuat Köprülü'nün şöyle bir iddiası var. Fuat Köprülü diyor ki bu Fatih dönemine kadar bizim bir İslam'ımız vardı. Bu Anadolu İslam'ıydı. İşte bu kolonizatör dervişler vesaire falan o şeyler anlat. Yani Balkanlara giren, Anadolu'ya giden belli insanlar, dervişler vardı. Ama Fatih'le birlikte başlayan bir küresel devlet, cihan şumul devlet, beynelmilel devlet olunca dolayısıyla bir beynelmilel din ihtiyacı zuhur etti ve böyle bir Arap dini ne sahiplendiler. Çünkü işte Hintliler var, Araplar vesaire. Daha tepede, daha hepsini kuşatıcı bir din. Dini kabul ettiler. Şeyhülislamlık makamı vesaire falan. Ama bu Türklere zarar verdi. Türk kimliğine zarar verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Fuat Köprülü diyor ki bu dini rafa kaldırmayalım. Dini tamamen kültürel öğe de yapmayalım. Bu geçmişte bize ait olan, Anadolu'ya ait olan, heterodoks da olsa yani Sünni olmasına gerek yok. Bu insanları toparlayalım ve belli isimler üzerinden bir lokal din oluşturalım. Bu gerekiyor çünkü biz sınır çektik Suriye ile aramıza ve bu fiziksel sınırı psikolojik bir sınırla, dini, kültürel bir sınırla da sizin korumanız gerekiyor. Yoksa sadece sınır çektik, resmi olarak vize veriyoruz da iki devlet birbirinden ayrılmıyor. Farklılaşmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada bir Anadolu irfanı, işte Türk İslamı şeklinde bir şey kurgulandı. Benzer şeyler işte Hint coğrafyasında, benzer şeyler Mısır'da, benzer şeyler İran'da yapıldı. Yani hem tarih olarak yapıldı, bugün İran'a gidin, herhangi bir kitap evine girin, sizin en çok karşılaşacağınız kitaplar İşte geçmiş İslam öncesi Pers dönemine ait arkeolojik kazılar, eski kitaplar, işte antik tarih vesaire. Aynı şey Mısır'da böyle. Biz de ne yaptık? Acaba Sümer'de mi bizim köklerimiz? Orta Asya'da mı vesaire falan derken burada dini üst kimlik olmaktan çıkartıp alt kimlik yaptıktan sonra böyle bir söylem geliştirdik. Türk İslamı diye. Bunun bir kısmında da argümanlarımız doğru olabilir. Yani ulemadan Müslüman olanlar var. Türk Müslümanların İslam'a kattığı güzel şeyler var. Burada bazı argümanlarımız yanlıştır demiyorum. Ama nihai olarak varmaya çalıştığı nokta bir bakıma bizi ümmetten ayıracak, izole edecek, kendi sınırlarımıza gömecek ve bu ulus devleti besleyecek bir düşünceyle bunlar yapıldı.